Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, yine Hollanda'nın Amsterdam şehrinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi günü. Bugün tatildi Hollanda'da. Yumurta bayramıydı. Bu yüzden bizler de boştuk değerli dostlar. Değerli arkadaşlar, Hollanda'da havalar artık sıcak geçiyor. İnsanlar da bu yüzden dolayı hep dışarıdalar. Türkiye'yi takip ettiğimizde, dünyaya baktığımızda Ukrayna-Rusya savaşı bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Ukrayna'da emperyalist bir savaş olan Rusya savaşı sefil insanların canına mal oluyor. İnsanlar yerlerinden, yurtlarından oluyorlar. İnsanlar katlediliyorlar. Masum çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hiçbir izinleri olmayan, istemedikleri bir savaş sebebiyle hayatlarını kaybediyorlar. Bizler savaşı kınıyoruz, lanetliyoruz. Savaşlar emperyalizmin, silah tüccarlarının işine yarar. Bunun dışında halkların, ülke insanlarının hiçbir işine yaramaz, maddi manevi kayıptır. Savaş zarardır, savaşın sonu açlıktır, felakettir. Bunu defalarca söyledik değerli dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin, katil Amerika'nın her savaşta, her darbede rolü, parmağı var. Emperyalist bir güçtür. Dünyayı neredeyse tek başına yönetmek isteyen, dünyanın birçok devletinde üssü olan ve fakir halkı düşmanı olan bir katil devlettir. Başa kimin geldiği de o kadar önemli değil. Hepsi aynı zihniyete hizmet ediyorlar. Gittikçe büyümek, gittikçe dünyaya hükmetmek istiyorlar. Evet değerli dostlar, değerli canlar, dileriz savaşlar son bulur. Ülkemiz Türkiye'de de insanların alım gücü yok. İnsanlar perişan, bu oruç zamanında görgüsüzler, görgüsüz AKP zihniyeti insanları çatlatırcasına çok pahalı iftar ziyafetleri çekiyorlar, onu da paylaşıyorlar utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan. Zaten AKP denince utanmayanlar, arlanmayanlar, çalmaya doymayan hırsızlar demektir. Gördüğünüz gibi artık AKP'yi, gemisini herkes terk ediyor. Herkes o gemiden kurtulmaya, nasıl hesap vermem diye çırpınıyorlar. Daha sonra gelecek bir hükümet, yeniden kurulacak bir hükümet, tabii ki geçmişinde hesabını sormak zorundadır. Geçmişinin hesabını sorduklarında AKP'nin yöneticileri, üst kadroları, alt kadroları, üyeleri inan ki yatacak yer bulamayacaklardır öldüklerinde. Toprak bile kabul etmeyeceklerdir. Günah batağında debeleniyorlar. Değerli dostlar, değerli canlar, Türkiye çok kötü bir durumda. Bu baskılarını da buna göre artırıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı kukla gibi oraya dikmişler. Arkasına bugüne kadar sığınarak geldiler. Onu öne sürdüler. Yazıp eline verdiler. Ondan önce alkışladılar. Derken Tayyip Erdoğan'ı iyicene kullandılar. Tayyip Erdoğan da ülke değerlerini sattı, yağmaladı, çaldı. Perperişan etti. Koskoca tarım ülkesi olan Türkiye şu anda her şeye muhtaç durumda. Ve her şey gelse bile, bulunsa bile alacak gücü yok. Alt tabaka ölü, alt tabaka can çekişiyor. Sesini bile çıkaramıyor. Sesini çıkaranlara bütün gücüyle baskı uyguluyorlar. İşkence uyguluyorlar. Zulüm uyguluyorlar. Bunların yüzünde insanlar daha önce de dediğimiz gibi dininden, imanından, itikatından soğudular. Değerli dostlar, değerli canlar, ülkemiz halkının kurtuluşu, ülkemizin refaha tekrar kavuşması, düzen alması yıllar sürer. AKP zihniyeti başındaki damgalı hırsız, Yahudi cesaret
madalyasının sahibi olan, onu geri vermeyen, bin bir kılığa giren, kendi ülkesinde bile darbe yapan bu doyumsuz hırsız, bu zalim, bu iftiracı, bu kindar nesil isteyen sapık zihniyet sahibi, bilmiyorum bu dünyadan kolay göçebilecek mi, çeke çeke mi gidecek, sürünecek mi, siz göreceksiniz. Çok sürmez, zaten belli olacak. Yüce ilah, yaratan ilah hiçbir zaman zalimlerin zulmünü yanlarına bırakmamıştır. Bunların da yanına kalmayacaktır. Hiçbirinin yanına kalmayacaktır. Bunlar hepsi de askeriyeyi, polisi ellerine aldılar. İnsanlara zulmettiler. Ama ölümlü olduklarını da unuttular. Bir gün keser döner, sap döner, er geç hesap döner. Anlayamadılar. Dönmez zannettiler. İnanın bana dönecek. Keser dönecek, sap dönecek. AKP ve başındakiler, yiyip doymayan hırsızlar da halka hesap vereceklerdir. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Allah kimseyi Recep Tayyip Erdoğan denilen münafığın düştüğü duruma düşürmesin. Ben öyle yaşayacağıma yüce Allah ruhumu kabz etsin. Onlar çok daha güzeldir. İnsanların gözyaşlarını yiyor, içiyor, saraylarda oturuyor. Halkı çöpte ekmek toplarken, bunlar insan değil ya. Bırak dini, imanı, itikadı, Müslümanlığı. Bunlar insan değil. İnsanlık adayı bile değil ya. Bunlar acayip bir yaratık. Ya Rabbi, bu yaratıkların düştüğü duruma bizi düşürme. Evet değerli dostlar, değerli halkım, değerli Türkiye halkları. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Korkmayın. Korkunun ecele faydası yoktur. Demişler ya aydın gençlerimiz. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Karanlıktan aydınlığa çıkmanın bir tek yolu var. Korkmamak. Zalimin zulmüne dur demek. Zalimin yaptığı haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında susmamak. Neme lazım? Ben değil, başkası konuşsun. Bu benim işim değil dememek lazım. O diyemiyorsa sen demelisin. Mutlaka bu gidişata, bu zulüm saltanatına son vermek için sesimizi yükseltmeli. Birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız. Makarna, kömüre oy verenler yaptıkları yanlışı umarım görmüşlerdir. Makarna, kömüre muhtaç olanlar bugün makarna, kömür de bulamamışlardır. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Türkiye'de geçim sıkıntısı var, işsizlik var. Had safhada Türkiye'de yaşamak mucize gerektiren bir durum. Yol geçen hanına da döndü. Parası olana kapılar da açık, oturum da hazır. Bu yüzden Türkiye'de vatandaşlık almak kadar kolay bir ülke yok. Tanzanya bile bu kadar kolay vatandaşlık vermiyor. Papayı Yeni Gine de vermiyor. Ne bileyim, hiçbir yer bu kadar kolay vatandaşlık vermiyor. Çünkü her kuruşa, her sente muhtaçlar. Baksanıza uyuşturucu maddelerinden gelen paradan pay alıyor ülkeyi yönetenler. Türkiye uyuşturucunun limanı haline getirildi. Yazıklar olsun diyoruz. Ne yapalım? İnanın bana, bu günler geçecek. Biz birlik beraberlik içerisinde geliştirilmiş yeni parlamenter sistemle bu keyfiliğe, bu halkın emeğini, halkın alın terini, göz nurunu, halkın değerlerini saraylara, yataklı uçaklara, ne bileyim bitmez tükenmez soytarılıklara harcatmayacağız. Artık geri alacağız. Bu arada köpekler de birbirine saldırdı. Gelenektir zaten, köpekler birbirine saldırırlar. Evet değerli dostlar, değerli canlar, başınızı ağrıttık. Peki aynı konuyu tekrar edip duruyoruz ama ne yapalım? Türkiye hakkında konuştuğumuz zaman
derler ya, ne söyleyeceğimizi bile şaşırıyoruz. Allah o halkın yar ve yardımcısı olsun. Birlik beraberlik içerisinde tekrar inşallah bir iş kargaşa olmadan demokratik yollarla bu sapık kindarlık isteyen zihniyeti bertaraf ederler umarım. Evet değerli dostlar, değerli canlar, isterseniz şu an Dam Meydanı'ndaki an itibarıyla durumu da sizlere şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi buralarda şu an itibarıyla Avrupa saatiyle saat 5.30'a gelirken durum böyle. Şöyle çevreyi olduğu gibi size bir gösterelim değerli dostlar. Burası Amsterdam Dam Meydanı. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü. Hava çok güneşli, bir yaz havası resmen. Güzel bir gün. Bak görüyorsunuz, herkes huzurlu, herkes mutlu. Hiç kimse yokluğu, yoksulluğu yaşamıyor. İnanın ki yaşamıyoruz. Bizim gelir düzeyimiz çok iyi. Her bireyin bir geliri var. Hepsinin her şeyi alabilecek durumu var. Kimse yoksul değil, kimse alım gücünden yoksun değil. Hiç kimsenin, herkesin alım gücü var. Ne dilerse, ne isterse alabilir, tatilini yapabilir. İşsiz kalmıyor. Burada üniversiteyi bitiren çocuklarımızın işi hemen derhal hazır. Hiçbir saniye boş durmuyorlar. Türkiye'de 3 tane üniversite diploması olan gençlerin işsiz güçsüz dolandıkları, torpil olmadan, rüşvet vermeden bir işe giremediklerini görünce çok canımız sıkılıyor, çok üzülüyoruz. Türkiye böyle olmamalıydı. Türkiye çoktan Avrupa Birliği'ne girmeliydi. Türkiye çoktan refah düzeyini yükseltmiş, tarımda, teknolojide, bütün ekonomik gelişmesini sağlamış, düzene sokmuş olacaktı. Hazırı sattılar, yerine de bir şey koymadılar. Ülke iflaza. Vallahi billahi tillahi Türkiye iflaza. Ben biliyorum. Evet, hak, hukuk, adalet geldiğinde bizler Türkiye'ye geleceğiz. Değerli dostlar, fazla uzatmayın. Fazla vaktinizi al. Amsterdam Dam Meydanı'ndan bugünlük bu kadar olsun diyorum. Haftaya tekrar Türkiye ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşacağımızı belirtelim. Sizlere selamlar, sevgiler gönderirim. Görüşmek üzere.